Merhaba YouTube insanları. Bugün Star Citizen 3.15 alfasına oynamaya çalışacağım. Bir haftadır bedava uçuş etkinliği var. İşte bir fuar düzenleniyor oyunun içinde. Normalde parayla satılan gemileri gidip deniyorsunuz. Beğenirseniz alıyorsunuz. İşte oyunun yapımcılarına yardım etmiş oluyorsunuz. Adamlar bu sayede 400 milyon dolar toplamışlar. İşte böyle uzayda geçen RPG simülasyon karışımı bir oyun. En yakın benzeri işte Elite Dangerous diyebiliriz. X4 serisi diyebiliriz. İşte biraz arcade olarak No Man's Sky diyebiliriz. Yani uzayda geçen her şeyin size bağlı olduğu, ucu açık bir oyun. Oyun epey sorunlu. Yani aslında çıkmış bir oyun değil. Yani alfa aşamasında. Alfayı geçip beta olacak. Beta süresi de epey bir uzun devam eder. Ondan sonra oyunun son sürümü gelir. Ama ne zaman geleceği belli değil. Çünkü sürekli bir şeyler ekliyorlar oyuna. Bakın bu takılmalar falan hep oyunun server bağlantısıyla ilgili problemler. Çünkü bazı noktalarda oyun gayet akıcı çalışırken bazı noktalarda böyle tutuk bir biçimde çalışıyor. Şimdi normal WASD ile yürütüyorum karakterimi. Tabii burası işte Persistent Universe denen kısmı, oyunun ana kısmı burası. İşte bir karakterimiz var. En son bir bug'a girdi oyun, bir hata döngüsüne girdi. Öldüm. Ölünce de hastanede tekrar klonladılar beni. Dünyaya tekrar gelmiş oldum oyuna. Şimdi kıyafetimi değiştiriyorum. E tuşuna bastım. Inventory penceresini açıyor. Bu yeni gelmiş bir özellik. 3.15'te geldi. İşte bir tane uzay giysisi giyiyorum. Şu sağda gördüğünüz bütün alet edevat bu istasyonda bulunan kıyafetler. Yani burada bunu giymezseniz buradan gittiğiniz zaman bunları bir daha göremiyorsunuz. Yani üstünüzde olmak zorunda ya da üstünüzdeki şeyi kendi geminize çıkarmanız gerekiyor. İşte bir uzay giysisi giymeniz lazım. Çünkü atmosfersiz alanda 3 saniye, 4 saniye içinde nefessiz kalıp ölüyorsunuz. O yüzden kıyafeti giydim. Şimdi F tuşuna basılı tutarak şu mouse imlecini çıkarıp işte çeşitli şeylerle etkileşime giriyorsunuz. Ben şimdi bu istasyondan işte bize hediye verilen bu hafta boyunca basit bir gemiyle buradan ayrılacağım. Sağa sola gidip işte kargo taşıyabilirsiniz. Ne denir? Mesela başka bir yerde kaldığı için buraya çağırıyorum. 41 saniye sürecek. İşte yer istasyonunda olan işte terörist çatışmaları oluyor. Oraya gidip güvenlik güçlerine yardım edebiliyorsunuz. Hatta göstereyim size. İşte F2'ye basarak yıldız haritasını çağırırsınız. Bu Fallout serisindeki gibi kolunuzda bir bilgisayar var. O bilgisayardan bu menülere ulaşıyorsunuz. İşte oyundaki chat ekranındaki mesajları görürsünüz. Şuradan işte gemiye ne yükleyeceksiniz, ne çıkaracaksınız, hangi parçalar falan var onu görmeniz lazım. Ama şu an serverlar çok ağır olduğu için gördüğünüz gibi çok yavaş geliyor. İşte içinde hangi parçalar var, boyası, silahları falan onları görüyorsunuz. Elite gibi yani, Elite Dangerous gibi. Şuradan bunu da yeni eklediler bu 3.15 ile. İşte sahip olduğunuz eşyaların hangi sistemlerde, hangi istasyonlarda olduğunu görüyorsunuz. Burası biraz EVE Online'dan araklamışlar. Yani mesela atıyorum Magda isimli şu ayda orada hangi parçalarınız var onu görüyorsunuz. Yani mesela oradan gidip almanız gerekirse işte nerede olduğunu biliyorsunuz artık. Şu yıldız haritamız, tek bir güneş sistemi var şu an. Oyunun yapımcıları işte 200 tane falan yapacağız diyorlar. Ama Elite'den ve No Man's Sky'dan farklı olarak yani mesela şu an için bilinmeyen bir şey yok. Onlar da çünkü bir keşif olayı var. Yani hiç bilinmeyen bir yere gidip bilinmeyen şeyleri keşfediyorsunuz. Ama bunda her şey sabit. Yani farkı detaylı olması.
4 tane gezegen var. İşte her gezegenin uyduları var. Onlara inebiliyorsunuz falan. Bu arada bu hareketi mouse tekeriyle yapıyorum. Şurada işte oyuncular arası para transferi yapabiliyorsunuz. Mesela Elite'de bu da yok. Yani orada bir materyali geminizden uzaya fırlatıp arkadaşınızın alıp götürüp satması gerekiyor. Burada direkt parayı yollayabiliyorsunuz arkadaşınıza. Şurası görev ekranı. İşte görevler var. Kabul edilmiş görev geçmişi. Şu beacons ilginç bir şey. Mesela bu son versiyonda getirdiler. Bir gezegende bacağınız kırıldı diyelim. Hareket edemiyorsunuz ya da geminiz patladı. Burada bir görev yaratıyorsunuz. Gelin beni alın. 10.000 kredi vereceğim size diyorsunuz. Gerçek bir oyuncu geliyor, sizi kurtarıyor. Ona da parasını veriyorsunuz. Öyle bir sistem. Bu arada oyunda NPC'ler çalışmıyor. Öyle bir gariplik var. Ya mesela devasa bir gemi aldınız diyelim. 6 tane tareti var. O taretlere gerçek oyuncuların oturması gerekiyor. O anlamda mantıksız bir şey. Yani mesela Elite'de çok büyük bir gemi alıp o gemiyi modifiye edip ya da bir NPC pilot alıp onunla kullanabiliyorsunuz. Yani o minik gemileri ya da ne bileyim taretlerini falan. Bunda öyle bir şey yok. Her şeyi bir insan şu an yapmak durumunda. Bu ekranda işte geminin tamirlerini yapıyorsunuz. Yakıtlarını dolduruyorsunuz. Şu gelen eski mesajlar. Şu da o gittiğiniz yerde hangi güçler, işte Elite'deki, EVE Online'daki gibi kimler oraya hakim. No Man's Sky'da da var böyle bir şey. O tarz bir bilgiyi veriyor size. Şimdi tekrar dönelim. Ha, şu sol tarafta bakın yazılar çıktı. Şu an herhalde Fransız birileri konuşuyor. Avrupa serverındayız. Bunu F12'ye basarak kapatabilirsiniz. Şuradan bakın şu da gerçek bir oyuncu. Beyaz giyindiğinden anlaşılabilir. F tuşuyla yaklaşıp mesela bunu bir gruba davet edebilirim ya da konuşabilirim falan. Ya aslında oyunun mantığı işte çok oyunculu olarak oynanacak şekilde yapılmış. Ya tek başınıza da oynarsınız ama asıl zevki kalabalık olarak çıkıyor. Mesela şu panel çalışmadı şu an, neden bilmiyorum. Şimdi bunu deneyeceğim. İşte yani serverında oyunun bayağı bir sıkıntı var. Ya işte bedava haftadan mı onu bilemiyorum. Yani çok kişi mi yüklendi acaba? Serverları mı kaldırmıyor? Şimdi 3 numaraya hazırladık diyor geminizi. 3 numaralı pede gideceğiz. Mesela bu arkadaş çıkmış hastane giysisiyle. Bu halde gemiye binmeye kalkarsa 3-5 saniye içinde ölecektir. Bir uzay kıyafeti giymesi lazım onun. Asansörler de geç geliyor server'ın hızına göre. Mesela şurayı deneyelim. Lobi de gözüküyor. Ama bir anda pad 5'te belirdi mesela asansör. Yani şanslıysanız, server o gün hızlıysa ya da hızlı bir server'a bağlandıysanız oyunu keyifle oynuyorsunuz. Ama kaça gidecektik biz? 3 numaraya gidecektik. Yavaş bir server'da oynadığınız zaman ızdırap oluyor, işkence oluyor oyun. Ya bütün istasyonlar, gezegenler, gemilerin içi de ayrı server gibi çalışıyor. Mesela şimdi fark edeceksiniz. Buradan ayrıldığımız zaman oyun hızlanacak, yani FPS değeri daha da artacak oyunun. İyi tuşuna basarak tekrar bakıyorum giyinmiş miyim diye. Evet, giyineyim. Bu arada F4'e basarak dış kameraya geçebilirsiniz. Z tuşuyla da kamerayı çevirebiliyorsunuz. F4'e basılı tutup ileri geri sağ sol kamerayı oynatabiliyorsunuz. Page up, page down, işte kamerayı yükseltip alçaltıyor. Bir sürü özellik vermişler işte dış kamerayla ilgili. Şimdi şöyle bir kargo gemimiz var. Havada asılı duruyor. Bu ilginç bir gemi. Mesela diğer gemilerde böyle bir özellik yok. Arkada şöyle bir kargo kompartmanı var. Ama kargodan buna binemiyorsunuz. T
T tuşu bu arada şeyi açar. Ne denir? Fenerinizi açıyor. F tuşuyla da bineceğiniz yeri bulup işte o kapağı açıp içine binmeniz gerekiyor. Bazı gemiler o kadar büyük oluyor ki nereden bineceğinizi falan bulamıyorsunuz. Gemiyi arıyorsunuz falan. İşte gemi içerisinde paneller, bilmem neler var. Bazısı süs, bazısı çalışıyor. Mesela burası tuvalet galiba. Ya mesela oturabiliyorsunuz ama şu an tuvalet yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Oyunda acıkma, susama var. Ama ileride belki tuvalet de yapmanız gerekebilir. Bu geminin parçaları falan gözüküyor mesela. İleride bunlar belki fiziki olarak sökülüp takılacak, tamir edilecek. Sürekli geliştiriyorlar. Şurası bir dolap sanırım. Bu işte mesela bakın, şimdi şuradaki şeyleri o dolaba koyabileceğiz ileride gelen update'lerle. Şurası yatak. Buraya yatarak oyunu kaydediyorsunuz. Şuradan da kokpite geçelim. Baya küçük bir gemi bu. İşte şeydeki Sidewinder'ın dengi bir gemi. Elite Dangerous'taki. Bakın dışarıdan da göstereyim tekrar. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Şu taraftaki şu bölgeden geldik buraya. Şimdi gemimizin önce gücünü açıyoruz. Uçuşa hazır hale getiriyoruz. Bu arada kalkanlar dolu açılmaz, elitin aksine. Bir süre bekleyin, kalkan dolsun. Yoksa sağa sola çarparsanız kendinizi patlatma ihtimaliniz var. Elitten farklı olarak şu ekranlar özelleşebiliyor. Yani şöyle mesela mouse tekeriyle yaklaşıyorum. Buraya mesela tekrar bir iletişim ekranı koyabilirim. Ya da ne bileyim buraya başka bir şey atayabilirim. Şuradan kalkış izni istiyorum. İşte bütün bu izinler, geminin çalışması falan hep server'dan bir bilgi alıp vererek yapıldığı için oyun performansına etki ediyor. İşte kalkış izni verdi. Şu sol taraftaki motor güç limitiniz, mouse tekeriyle çalışır bu. Şu sağ taraftaki de yükseklik, işte silahlarınız. Şu üst düzey motorunuzun yakıtı, bu da hidrojen yakıtınız, normal uçuşta kullandınız. Bunlar işte countermeasure, işte size atılan füzeleri engellemek için kullanılan şeyler. Şurada işte uçuş tipinizi belirliyor. Şu VTOL sanırım helikopterler gibi hareket etmenizi sağlar. İşte tekerleriniz açık diyor, iniş takımınız falan. Neyse, şimdi ben motor gücünü azaltıyorum ki birden kalkmayayım diye. Space ile yukarı doğru bir ivme veriyorum. Bu arada mouse imleci şu beyaz, burnunuzu çevirir o yöne. Ne tarafa çekerseniz o yöne çevirir burnunuzu. Hafif kaldırdım. W ileri itiş verir. S geri itiş verir. A sola, D sağa. Q ve E de ekseninizde sizi döndürür. Şimdi dış kameraya geçeyim mesela. Şöyle dışarı doğru bakıyoruz. Biraz da zoom out yaptım. Şimdi istasyondan ayrılıyorum. Mesela şimdi hız vereceğim. Bayağı hızlanarak uzaklaşıyoruz. N tuşuna basarak tekerleri kapıyorum. Epey büyük bir istasyon. Şu gördüğünüz mavi parıltılar diğer oyuncular. Şu sağda gördüğünüzde sanırım, bakayım yanılmayayım, Hurston gezegeni. Şimdi yapabilirsek basit bir görev yapalım. Bug'a girmezse oyun. Şuradan. Şimdi silahım var ama savaşa girmek istemiyorum. Şuradan. Şu biowaste'leri al at diyor falan. Neyse başka bir gezegene gidelim. Şimdi başka bir gezegene gidebilmeniz için rota çizmeniz gerekiyor. İşte hep geç geliyor şeyler. Şimdi Hurston'dayız.
ArcCorp biraz kasabilir. Çünkü bütün gezegen şehir halinde. Bunun uydularından birine gidelim. Uydusu yok mu bunun ya? Ha, şu uyduları şunlar. Mesela şu Lyria. Buna gidelim. Set route dedim. İşte toplam yakıtımız, harcanacak yakıt, uğrayacağınız noktalar. Yani ArcCorp'a gidip oradan Lyria'ya geçebilirsin diyor. Şimdi B tuşuna basarak üst uzay motorunu açıyorum. İşte Quantum Engine diye. Şu imleci ortalıyorum. Bu bir kalibre yapıyor. Sonra B'ye basılı tuttuğum zaman üst uzaya geçmiş oluyorum. Hani biraz duraksama olmasına rağmen fena çalışmıyor gibi. Mesela gemi giderken kokpitten kalkıp içeride başka işlerle uğraşabilirim. Mesela bakın şu an FPS de arttı. Oyun hızlandı çünkü farklı bir bölgeye, farklı bir server gibi alana geçmiş olduk. Ya işte bu özellikler mesela daha büyük gemilerde işte yemek yapma olayı olabilir. İşte daha ne bileyim scanning, araştırma istasyonları oluyor. Silah yüklemesi, gemi tamiri falan bu tarz şeyleri ekleyecekler herhalde. Madencilik, işte rafineri, o tarz şeyler eklenecek. Bakın şuradan kargo kompartmanını açabilirim. Gemi giderken uzanabilirsiniz, dinlenebilirsiniz şurada. Ya da oyunu kaydedip çıkabilirsiniz mesela. Şöyle bir seyahat animasyonu var. Mesela Elite'de dış kameraya geçemiyorsun. Zaten atlamalar şey oluyor. Orada tabi yıldız sistemlerini atladığınız için zaten kısa sürüyor. Kalkmak için de tekrar get up diyorsunuz. İşte bazı gemilerde mesela tedavi yatakları oluyor. Böyle MR makinesi gibi aletler oluyor falan. Kolunuzu, bacağınızı kırdığınızda orada tedavi oluyorsunuz. Mesela görev çıkıyor mu bakalım üst uzayda? Üst uzayda da görev çıkıyormuş. İki tane paralı askerlik görevi var. Uzaklık mesafesi kilometre cinsi üstünden veriyor oyun. Çok fazla olan mesafeleri de AU olarak, Astronomical Unit olarak verecek bize herhalde. Ya bilgisayarım daha güçlü olsaydı mesela ArcCorp'u gösterirdim size. Ama buraya yaklaştığımız zaman epey kasacaktır. Çünkü bütün gezegen bir şehir şeklinde. Yıldız Savaşları'ndaki Coruscant gibi. Bayağı indiğiniz zaman Cyberpunk 2077 gibi geziyorsunuz orada. Bir sürü dükkan, bir şey var ama işte doldurmaları lazım hep. Yani 400 milyon dolar almışlar oyunun şeyi, kazancı. Ama çok eksik noktası var yani. Hani o verdiğiniz işte para da en ucuz gemi 45 dolar. Aslında gelişime yaptığınız bir yardım oluyor. Oyunu almışsınız gibi düşünmeyin. Zaten başta söylüyor bu bitmemiş bir üründür. Hani daha bitmiş, sorunsuz bir şey oynamak istiyorsanız işte No Man's Sky, Elite Dangerous, X4 belki, EVE Online falan onları oynayabilirsiniz. Gerçi EVE Online bunun gibi değil yani. O daha klikleyerek mouse'la oynanan tipte bir oyun.
Ark Corp'a geldik. Bu arada gezegenler işte şirketlere ait. Bazı maden yapılan yerler de şirketlerin. Fena değil performansı. Şimdi diğer o uyduya gideceğiz. Lyria şurası. Ben de ilk defa gidiyorum. Hiç gitmedim buraya. Şu yukarıdaki mesaj bütün iletişim kanalının değiştiğini söylüyor bize. Şu mavi noktalar tekrar atlama yapabileceğiniz yerleri gösteriyor size. Tekrar bakalım. Delivery. Neymiş bu mesela? Tamam, tek bir paket taşıyacağız herhalde. Şu görevi yapalım. Umarım bir bug'la falan karşılaşıp hatayla patlayıp ölmeyiz. Şimdi görevi seçtiğimiz zaman o görevi gitmemiz gereken noktalar şöyle mavi olarak gözüküyor. Fakat her şey mavi olduğu için yani şu imleç mesela değişik. Onu bulmanız ilk başta zor olabilir. Tekrar şuraya bir rota çizdiriyorum. Ve tekrar oraya bir kısa atlayış yapacağım. Normalde gidebilirsiniz ama saatler sürer. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Yani zaten 30 kilometre, 40 kilometre yakınında sizi bırakacak Elit'teki gibi. İki oyun birbirine çok benziyor aslında. Ama bu oyunun hani gemiden indiğiniz sonraki kısmı daha böyle bir RPG, işte nasıl diyeyim, bu Bethesda'nın Skyrim'i, Oblivion'u, Cyberpunk belki onlara daha yakın bir his veriyor. Bu arada güzel bir şekilde gündüz geldik. Gece geldiğiniz zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Bir şeyleri görebilmek istiyorsanız taba bir kere basın. Scanner'ınız çalışır o zaman. Etrafta maden falan varsa onları da görürsünüz. Bir de yer şekillerinin izini çıkarır size o. Şu sağ taraftaki yüksekliğiniz. Şöyle dışarıdan da bu bayağı burnumuz aşağı doğru, dağlara doğru çakılmayalım. Şöyle gidelim. Yani şu an en düşük detaylarda oynuyorum. Ki en düşük detayda bile grafikler ya bence çok iyi. Yani gemi detayları, yer şekilleri, atmosfer, yıldızlar falan. Yani benzeri yok. Adamlar tamam. O işin hakkını vermişler. Yani tasarımları çok iyi ama oyun mekanikleri, oyunun çalışma biçimi, motor falan, server iletişimi, bunları falan düzeltmeleri lazım. Geçtik mi acaba o noktayı? Bayağı geçmişiz. Dağların arasında bir yer ya. Oraya nasıl ineceğiz şimdi? Bayağı tehlikeli bir yerdeymiş. Mesela hız limitini azalttım. Bu kadar ağır gidebiliyorsunuz. Biraz yaklaşalım. Hafif yukarı kaldırdım. Şuraya ineceğiz. Paketimizi alacağız. Ve gereken noktaya teslim edeceğiz paketimizi. N tuşuna basıyorum. İniş takımlarımı açıyorum. Bunun kapısı ne tarafta? Kapı öbür tarafta galiba.
Neyse biz şuraya indirelim. Kontrolle alçalıyorum. Biraz daha ileri alayım. Mesela şu an performans gayet iyi. Hani her zaman bu kadar iyi olmuyor. Tamam. Şimdi Y tuşuna basarak koltuktan kalkıyorum. Kıyafetim üstümde. Kapımızı açalım. Ya dışarı zıplayabiliriz de ama nedense bir animasyon devreye giriyor. -18 dereceymiş. Etraf gayet güzel. Evet, yer çekimi bayağı az. Şöyle bir şeyler çıkarıyorlar burada. Kapıları açıyorum gene. F tuşuyla. Şurada işte atmosfer eşitlemesi yapıyor. İşte dışarıyla içeriğin atmosferini dengeliyor. Ha, burası bir posta ofisiymiş. Mesela normal kargoları şunlara teslim ediyorsunuz. Bazen adamlar falan oluyor işte. Ona da bırakılıyor galiba. Boş bir istasyon. Bizim paketimiz burada. Şimdi paketi alacağız. İşte oyunda her şey böyle manuel yapılıyor. Yani diğer oyunlardaki gibi menüye girip işte transfer, görevi tamamla falan gibi şey yok. Bayağı bunu alıyorsunuz. Şimdi teslim edeceğimiz yerde de inip o kişiye teslim etmemiz gerekiyor. Şu neymiş? Dokunma demiş. Allah Allah. Tekrar şuna tıklıyoruz. Bu gördüğünüz her yer gidilip gezilebilir şekilde. Ama tabii bir yüzey aracına ve erzak falan sahip olmanız gerekebilir. Acıkacaksınız, işte yorulacaksınız falan. O yüzden yanınıza bir şeyler alsanız iyi olur. İşte gece gündüz döngüsü var. İklim değişebiliyor, fırtına çıkabiliyor. Şu arka tarafa da koyabilirim ama içeri koyacağım. Orada kutuyu güzel taşıdı. Şöyle drop diyeceğim. Bakayım, bıraktı. Şimdi buradan kalkabiliriz artık. Bir daha kontrol edeyim görevi. Tamam, buradan al buraya götür diyor. O kadar basit. Hafif güç vererek kaldırıyorum. Evet. Şöyle kamera açısını da değiştireyim. Oh. Allah Allah. Daha önce de başıma geldi. Bu gemi kendi kendine kapanıyor bazen.
Bakın şu an tepe taklak duruyoruz. Flight ready diyelim. Yani gemi çalışıyor diyor ama göstergeler boş. Mesela silahlar yanıyor. Fakat şu paneller çalışmıyor şu an. Şöyle geri aldım. Biraz ileri doğru kaçayım. Tamam, kurtardık gemiyi ama yani neden böyle şeyler yapıyor bilemiyorum oyun. Şuradan yavaşça gidelim. Şimdi teslim edeceğimiz nokta nerede, onu bir bulalım. Şöyle uzaya bir çıkayım önce. Genelde aylardan uzaya daha çabuk çıkıyorsunuz. Atmosferleri o kadar büyük değil. Hemen uzaya ulaşabiliyorsunuz. Ha, aklınızda olsun, bir de geminin dışına çıkacaksanız mutlaka uzayda çıkın. Atmosferde dışarı çıkarsanız gezegenin çekimi sizi dışarı çekiyor. Ve yere düşüyorsunuz ve gemi yukarıda kalıyor. Kısacası ölüyorsunuz yani. Şimdi bakalım, paketimizi de teslim edelim. Mesela kamera kontrolleri falan da bir acayip. Şimdi Vala isimli öteki ayına gidiyoruz. Şeyin, neydi bu gezegenin adı? Ark Corp'un. Şimdi şuraya kısa bir atlama daha yapacağız. Bakalım burası nasıl bir gök cismi. Buraya da pek geldiğimi hatırlamıyorum. Aya benziyor burası. Burada yer çekimi azsa direkt
Böyle mesajlar geliyor ara sıra. Sanırım maden falan satıldıkça bir yerlerde ya da bir şeyler satıldıkça o fiyatlarda bir oynama oluyor. Bayağı madencilik yapanlar var oyunda. Mesela tarayalım, burada var mı bir şeyler? Burada da çıktı bir takım madenler falan. Motoru durdurup biraz manzaraya bakmak istiyorum ama N tuşuna basarak tekrar iniş takımını açtım. Mesela şurası için iniş izni istesem vermeyecek büyük ihtimal. Şuradan isteyelim. Yok, cevap yok. Kimse yok herhalde içeride. Şuraya inelim. Tamam, paketimizi alıp teslim ediyoruz ve 3000 kredi hesabımıza yazılıyor. Hadi. Bir kere bu şekilde metro kapısına sıkışarak ölmüştüm. Böyle garip hatalar bile var oyunda. Burası değil mi kapı ya? Bakalım yer çekimi nasıl? Zıplayıp uzaya fırlamam inşallah. Evet, bayağı düşük bir. Oha, bu ne? İlk defa görüyorum böyle bir olay. Bunlar bayağı büyük gemiler. İçine tank falan alınabiliyor. Bakalım, gerçek oyuncuysa belki onun gemisine bineriz. İşte benim gemiyi bile alır içine o gemi. Şunu bir teslim edelim. Sonra onunla. Acaba o iniş izni istedi diye mi bana vermedi? Şimdi kargo teslimatını şu alete yapıyoruz. Şurada drop off diyeceğiz. Şurada yerleştirelim. İşte gene server'ın azizliği. Demeyin sen de her şeyi server'a atıyorsun diye ama gerçekten öyle. Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Need something. Ha. Sit it down. Bunlara menü eklemişler, bir şeyler şey oluyor. Evet. Paramız gelmiş mi? Evet, 6000'de 9000 olmuş.
Geminin içindeki adam geliyor galiba. Evet. Kimmiş bu? Evet, gerçek bir oyuncu. Ne yapacak bakalım? Burada bir şeyler alıp satıyor herhalde. Ama bir şey oldu yok. O işini halledene kadar gemisini gezsek kızmaz herhalde. Ya da adamın gemisini çalabilir miyim acaba? Bakın geminin büyüklüğüne. Şurada asansörle biniyorsunuz gemiye ya da şu arka kargo bölümü açılıyor. Yok. Demek ki başkasının gemisini çalma olayımız yok. Evet, bize açılmıyor şu an şey. Ne denir? Geminin giriş kısımları. Şu rampayı açabilir miyiz? Yok. Normalde çünkü bu şeyde açılıyor olması lazım. Bizim olsaydı. Evet, bu herhalde bedava oyuncu değil. Bayağı parayla oyunu almış kişilerden biri. Ne yapalım? Biz de küçük gemimize binip bir tane şey görevi çıktı sanırım. Ne denir? Beacon görevi. Service Beacons Medical Rescue. 15.000 kredi. Post-op'a Metabaron. 42 milyon kilometre. O kadar şeyimiz var mı acaba? Bir gemimize binelim bakalım. Gerçi adamı kurtaracak şeyim yok benim. Yani kendime basacak bile ne denir ilk yardım şeyim yok ama. Bakalım bir gitmeye çalışalım yanına. Ya kalkarken hep bir problem yaşatıyor gemi. Bak gene yaptı aynı şeyi. Evet. Şu gemiyi görelim arkamızda. O da kalkıyor. Onunla birlikte mi uçsak biraz?
Mesela ona şuradan. Ha yok, o gözükmüyor. Adam bastı gitti, bakın gördüğünüz gibi. Onu neyse, biz şu yardım isteyene doğru bir gidelim bakalım. O herhalde uzayda bir yerde. Mahsur kalmış. Ve bildiğim kadarıyla yani kayıtlı olmayan yerlere şey atlama yapamıyoruz sanırım. Yıldız haritasında gözüküyor mu? Nerede oldu? Evet, şöyle. Yo. Ya aslında chat'ten ona ulaşıp sorabiliriz neredesin, nereye yakınsın diye ama. Yok, epey bir yerde. Zaten sağlık ekipmanımız da yok. Bu iş bizi aşar şimdilik. O açıdan uzaya doğru çıkıp artık oyunu kaydedeceğim. Şu aydan kurtulup uzay boşluğunda bir yerde şu görevi bari iptal edeyim de adam heveslenmesin. M1'e gidelim. Tamam, şu an uzaydayız. Şuraya yatıyorum. Ve logout dediğimde son yaptığım işlemleri kaydedecek. İşte oyun içeriği aşağı yukarı böyle. Hani savaş falan da yapıyorsunuz. Gemilerle de çatışıyorsunuz. Hani gördüğünüz gibi devasa gemiler de geliyor. Şeyi de görmüş olduk. Yani gemiyi çalma durumu diye bir şey yokmuş. Belki ileride getirirler. Yani denemenizde fayda var. Değişik bir nasıl diyeyim? Değişik bir oyun. Hani tamamlanırsa mükemmel bir şey olacak ama bu yakınlarda tamamlanacağını sanmıyorum. İşte çok fazla şey ekliyorlar, çok fazla şey deniyorlar. Şu server işini hallederlerse biraz daha oynanabilir olur. Hani almayı düşünüyorsanız da bir 2-3 update daha gelmesini bekleyin. İşte 3.15'te bir bedava uçuş oldu, 3.14'te oldu, 3.13'te oldu. Her versiyon yükselttikçe bir bedava uçuş haftası yapıyorlar. O haftalarda oyunu test edin. Aklınıza yatarsa ucuz bir gemi alarak başlayabilirsiniz işte. Ucuz da ne kadar ucuz artık, dolar kuruyla 45 dolardan başlıyor en ucuz gemiler. Oynaya oynaya geliştirip şey yaparsınız. Bakın yatınca ışıklar sönüyor içeride. Yani o kadar
detayı bile düşünmüşler ama en basit şeyi yapmaları lazım yani. Öncelikle oyunun işleyişini bir elden geçirmeleri lazım. İşte Star Citizen böyle bir şey. Hani çok güzel oyun hakkında bilgiler veren başka bir YouTube kanalı daha var. PW Factor diye. Onun da linkini bırakırım. Ciddi oynamak istiyorsanız ne nasıl yapılır, madencilik falan nasıl yapılıyor onları anlatan çok güzel videoları var. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi uykular.